Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi pazarlar diliyorum herkese. Ee, bu analizimizin konusu borsa olacaktır. Borsayla ilgili olarak e, yılın son haftasına giriyoruz ve yılın son haftası nasıl geçer? 2022 yılına yeni yıla nasıl başlarız ve yeni yılda nasıl bir süreç bizi bekliyor borsa adına e, demek suretiyle konu Başlığımızı ifade etmiş olayım. Ondan önce arkadaşlar iki duyurum olacak. Birin iki bilgilendirmem olacak daha doğrusu. Birincisi maalesef geçtiğimiz hafta birkaç gün borsa pivot.com isimli sitemizde sunucuların taşınması sebebiyle bazı aksamalar oldu. Sizlere daha güvenli ve daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla sunucular farklı bir noktaya taşınması icap etti ama bu aşamada bir takım sorunlar olduğu için kesintiler yaşandı. Bu konuda. kim Rahatsızlığımızı dile getirmiştik ama VIP üyelerimizin, VIP üyelerimizin üyelik süreleri bir hafta daha uzatılmıştır e, bu aksilik sebebiyle. E, ve yine arkadaşlar 2022 yılı itibariyle ma maalesef ki her şeye inanılmaz seviyelerde zamlar gelmiş durumda. E, söz konusu site yetkileri, e, şirket yetkililerinin de benden ricaları 2022, 1 Ocak 2022 itibariyle yeni fiyatlara geçeceklerini bir miktar zam yapacak ifade ettiler. Bu e, durum sebebiyle önümüzdeki hafta e, itibariyle üyeliklerinizi e, artan fiyatlardan etkilenmemek adına yenileyebilirsiniz. Yenileme yaptığınız zaman eski üyeliğinizin üzerine onun bitiş tarihinden e, eski üyeliğinizin bitiş tarihinden sonraki e, süre e, ilave edilmekte. Herhangi bir hak kaybınız olmamakta. Yani üyeliğiniz mevcut bir üyeliğiniz varsa bu sona ermeden de yeni üyeliğinizi uzatabilir, ek bir zaman kazanabilirsiniz demek suretiyle konumuza giriş yapalım arkadaşlar. Evet, e, kıymetli dostlar 20 Aralık tarihinde yani şu tarihte saat 12'ler civarında başlayan sert bir gerileme söz konusu oldu. Ve bu e, gerileme haftalardır devam etmekte olan yükseliş trendinin öncelikle kısa vadeli olarak kırılmasına, pazartesi, salı, çarşamba itibariyle ise geçtiğimiz hafta itibariyle ise biraz daha derinleşen satışlar mukabilinde daha da aşağı noktaların görülmesine sebebiyet verdi. Geçen hafta sonu vermiş olduğum analizimde şunu ifade etmiştim. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar panik olmamalı. Bu satışlarda bir amaç var. Her şeyden önce bu satışları zorunlu kılacak olan herhangi bir neden yoktu. Yani yurt dışında çok ekstra bir sıkıntı yoktu. S&P evet negatif bir konuma gelmişti ama genel anlamda çok olağanüstü bir sıkıntı yoktu. İç piyasalar adına dolardaki yükseliş malum şekilde devam ederken borsayı olumlu bir şekilde e, forse etmekte idi. Ama bir anda yağmur gibi gelen satışlar için açıkçası çok ciddi şekilde kafa karışıklığı oluştu. Arkadaşlar hiçbir şey sebepsiz olmaz yani şunu net olarak düşünmek gerekiyor 17 Aralık tarihinde dolar pik yapmış durumda yani 18'ler seviyesi görülüyor pazartesi günü açıklamalar geliyor ve yeni bir sistem başladığına dair döviz korumalı mevduat hesabı sisteminin artık geçerli olacağı ifade ediliyor ve dolar bir anda 11 lira kadar geriliyor ve bu süreçte de borsanın da gerilediğine tanık oluyoruz. Borsa cuma gününden bu durumu haber almış olmalı ki. Altını çiziyorum arkadaşlar. Haber almış olmalı ki bir gün öncesinden veya iki gün öncesi işlem günü itibariyle söylüyorum. Bir şekilde net ve sert satışlara maruz kaldı. Tabii ben geçtiğimiz hafta sonu bu analizi aktarırken böyle bir dolarla ilgili, dövizle ilgili bir kararın gelebileceğini Bilmiyordum, bilmem de mümkün değildi. Ama büyükler veya bilenler net bir şekilde pozisyonlarını Cuma gününden borsa adına e, önemli ölçüde e, azaltma eğilimine girdiler ve sonrasındaki gelişmeler paralelinde de gerileme 1726 seviyesine kadar devam etti. Tabii ki arkadaşlar burada önemli olan husus şudur: Orta ve uzun vadeli yatırımcının panik yapmaması gerektiğini ifade etmemdeki en önemli sebep şuydu arkadaşlar paranın gideceği çok fazla bir yer yok. Yani bir şekilde belli bir miktardaki yatırımcı parasını dolardan e, TL'ye geçirmiş durumda ve hükümetin veyahut da Siyasi e, ekonomi kurmaylarının amacı TL bolluğu yaratabilmek ve oluşan bu TL bolluğuyla da kredileri destekleyebilmek. Hoş kredi faizlerinde bir düşüş göremiyoruz. Faizler düşüyor ama gerek araç kredileri olsun, gerek tüketici kredileri olsun genel anlamda veyahut da ticari krediler olsun. Bunlarda bir gerileme olmuyor ama yine de piyasaya bir moral vermek adına böyle bir e, adımın söz konusu olduğunu görmüş bulunmaktayız. Borsamızın halen ucu olduğunu ve dolar bazında dahi halen ucuz olduğunu ifade etmek gerekiyor Her ne kadar dolar bazında şu tabloya baktığımız zaman e, borsadaki fiyatların yükselmiş olduğunu veya değerlenmiş olduğunu söyleyebiliyor isek şu noktada Bakınız şu noktada 126 centlere kadar, pardon 125 centlere kadar gerilemiştik ama dolardaki 11'lere doğru gerileme ardından net bir şekilde 170 seviyelerine kadar bir yükseliş oldu. 180 seviyesi zaten ilk görülmesi gereken direnç konumunda. Dolar stabil kalır ise, ee, misal olarak veriyorum, ee, borsadaki yükseliş, yük tablonun da bu şekilde kaldığını veya ufak hareketler yaptığını düşünecek olur isek yılın son haftası itibariyle bu noktalara kadar ulaşmasını 180 cent seviyesine kadar ulaşmasını bekleyebiliriz. Yani dolar e, borsa bir anda birkaç gün içerisinde çok ucuz bir noktadan biraz daha ucuz bir noktaya gelebilmeyi e, başarmış durumda. Ancak sevgili arkadaşlar borsa hala önemli fırsatlar vaat etmekte genel olarak 5 sent seviyesinin zirvemiz olduğunu düşünecek olur isek ve bugünkü fiyatlar itibariyle doları 11 civarında kabul etsek 5 sentin 550 Pardon 5500 seviyelerine veya 550 bin seviyelerine denk geldiğini dikkate alırsak yabancının da e, hisse senedi piyasasında e, fiyatlamayı tamamıyla dolar üzerinden kendi para birimi üzerinden yaptığını buna göre ucuz veya pahalı yorum yaptığını dikkate alırsak borsamızın hala yabancı adına cazip bir enstrüman konumunda olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Şimdi... Daha sonraki gelişmeleri birazdan aktaracağım. 2022'ye dair beklentileri neler olabileceği hususunu birazdan aktaracağım. Öncelikle şu içinde bulunduğumuz günler itibariyle yılın son haftasını nasıl geçirebiliriz noktası üzerinde duralım. Evet yabancıların Noel, Christmas tatilleri başladı ve bu bir e geleneksel olarak bellidir. Sizlere daha önce de ifade etmiş olduğum gibi e yılın son ayları durgun geçer. Yabancılar genellikle işlem yapmazlar ve bu sebepten dolayı da sığ işlemler e söz konusu olur. Hacim oldukça düşer. Bu nedenle çok önemli bir yükseliş veyahut da çok önemli bir gerileme'nin e beklenmemesi gerektiğini ifade ediyorum ve bu. Bu süre içerisinde ise yine de yabancılar tatilde olsalar bile yerli taşeronları aracılığıyla bir şekilde düşük kalmış olan hisselerden belli bir miktarda toplarlar. Hatta toplayabilmek için bazı hisselerde baskılar kurarlar ve yeni yıl başlamakla birlikte ocağın ilk haftasından itibaren ocak sonuna hatta şubat sonuna kadar bile devam edebilecek yeni bir yükseliş trendi başlar. Çünkü yabancılar genellikle ee, hesap vermeleri fonlar, büyük fonlar yatırımcılarına hesap verme süreçleri Mart aylarında olur ve Mart ayına kadar bir şekilde ne kadar yüksek oranda kar ettiklerini mudilerine ifade edebilirlerse bu anlamda başarılı olmuş olurlar ve yeni yılda tekrar onlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerdir. İşte karnelerini yıldızlı pekilerle doldurabilmek adına yabancıların e, Ocak-Şubat e, aylarında yeniden sahaya çıkacaklarını ve yılbaşından sonra tekrardan bir yeni yukarı yönlü hareketin söz konusu olacağını, son günlerde görmüş olduğumuz bu gerilemeyi ise alım fırsatı olarak değerlendirmiş olabileceklerini şahsi kanaatim olarak ifade edebilirim. İşte arkadaşlar bu noktadan yola çıktığımız zaman Sizlere geçtiğimiz e, hafta vermiş olduğum analizimde endeksin 2150, 2250 bölgesine kadar şu bölgeye kadar yani şu bölgeye ve şu bölgeye kadar bir atak yapabileceğini ifade etmiştim. Dolayısıyla endeks bir şekilde pazartesi günü cuma günü yaşamış olduğu gerileme sonrasında şurada görmekte olduğunuz gibi 2066 seviyesine kadar geriliyor ve sonrasında ise 2150 seviyesine kadar şu noktaya kadar Pardon e, özür diliyorum arkadaşlar. Pazartesi günü 1986 seviyesi yani 2000 seviyesinin aşağısı görülüyor ve ardından da 2150 seviyesine kadar yani sizlere tepkinin ulaşabileceği 2150-2250 seviyesine dikkat edilmeli. Buraya kadar bir tepki olabilir ama bu tepkiden sonra yeniden 1910 seviyesine doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir ifadesini kullanmıştım. Nitekim e, böyle bir tepkiyi yaşadı. Ve ardından da 1910 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşandı. Şurada görmekte olduğunuz gibi 1914'e kadar gerileme olmuş. Sonrasında tekrar 2000 seviyesi üzerine atmaya çalışıyoruz. 2100 üzerine çıkıldığı anda yeni bir satış dalgası geliyor. Ve yeni satış dalgası ise bu kez 2726 seviyesinin görülmesine sebebiyet veriyor. 1726 seviyesi arkadaşlar her fırsatta söylediğim üzere... Pivot değerlerini mutlaka takip ediniz diyorum. Pivot değerleri sizin için önemli bir referanstır. Pivot seviyesi önemli bir destektir ve önemli bir denge noktasıdır. Volatilitenin yüksek olduğu, dalga boylarının yüksek olduğu zamanlarda günlük pivotun değerleri aşılıyor ise veyahut da e, son destek, üçüncü destekle kırılıyor ise bu kez haftalık desteklere bakmak gerekiyor. Haftalık desteklerde kırılıyor ise artık son nihaye aylık desteklere yani aylık pivot seviyesine bakmak gerekiyor. Pivot açıklamalarında bunlar vardır veya eğitim alan arkadaşlarıma ben bunları ayrıntılı bir şekilde izah ediyorum. Pivot konuları nasıl yorumlanmalı diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aralık ayının pivot değeri 1736 imiş ve biz 1729 seviyesini, 26 seviyesini gördük. Yani neredeyse milimetrik olarak aylık pivot değerimize doğru bir gerileme oldu ve bu seviyeden bir tepki oluştu. Bu tepki arkadaşlar evvela 1980 seviyesini ön plana çıkartıyor. Diyor ki 1980 seviyesine kadar bir yükseliş olabilir. Bu yükselişte 1980 seviyesi aşılacak olursa 2079 veya 2080 diyelim sonrasında ise 2320 seviyesini gündeme getiriyor. Dolayısıyla 1736 seviyesi bu hafta Artık Aralık ayının son haftasındayız. Aşağı geçilmedikçe hele ki 1980 seviyesi üzerine bir yerleşme söz konusu olur ise yılı 2000 üzerinde kapatabiliriz. Zira benim de şahsi beklentim 2021 yılının 2000 seviyesi üzerinde kapanabileceği yönünde şahsi bir kanaatim bulunmakta. Değerli arkadaşlar, hiç teknik analiz bilmiyor olsak bile genel anlamda piyasada bir kural vardır. Çok basit bir kural. Bakkal hesabı deriz biz buna. Bakkal amcaları hakir görmek amacıyla değil ama onların pratik hesapları olduğu için bu ifade kullanılmıştır. Tepki nereye kadar devam eder ilk etapta sorusuna en kolay verilecek yanıt. Düşüşün başladığı nokta ile yani şu nokta ile düşüşün bittiği dip noktanın görüldüğü nokta arasındaki farkı alıp ikiye böldüğünüz zaman ortaya çıkan rakam, İlk etapta tepkinin ulaşabileceği rakamdır. Yani değerli dostlar 1000 2400 seviyesi diyelim yuvarlak hesap. Buraya da 1700 seviyesi diyelim yuvarlak hesap. Aradaki fark 700'dür. 700'ün yarısı 350'dir. 350. Yani 1726'nın üzerine 350 koyduğunuz zaman yaklaşık 2070 2076 seviyesi ortaya çıkıyor. Ki 2076 seviyesi de arkadaşlar 2079 seviyesiyle aylık ikinci pivot direncimiz olarak gündeme gelmiş durumda. O halde şuradan başlayan tepki ilk etapta Fibonacci çizimimize göre 1886 seviyesine ulaşmış durumda kapanışımız 1891 seviyesiyle bu fibonacci direncinin çok az üzerinde gerçekleşmiş. Şayet pazartesi günü biz yukarı yönlü bir açılış yapmak suretiyle şu seviyeyi yani 1886 seviyesini destek yapacak olur isek 1986'ya doğru bir atak ve bunun ardından da buraya dikkat ediyoruz. Bu seviyeye yaklaşım bir anlamda 2000 seviyesine yaklaşım manasına gelecektir. 2000 seviyesine yaklaşımda eğer ki etkili satışlar görmüyorsak buradan 1950'lere doğru bir gerileme olabilir. 1950-80 arasında bir salınma söz konusu olabilir. Ama büyük hisselerde özellikle bankalar hareketli durumda. Bankalara yönelik olarak alımlar güçleniyorsa ve yine majör hisseler dediğimiz işte Ereğli Türksel, Kardemir, e, holdingler, diğer holdingler re yönelik bir alım ilgisi var ise bu durumda 1986'nın da aşılıp 2000 üzerine bir yerleşme ve işte bu %50 dediğimiz e, tepeyle tepe ile dip arasındaki farkın yarısı kadar dediğimiz 2076-2080 bölgesine doğru bir hareketliliğin devam edeceğinden, edebileceğinden bahsede biliriz. Alımlar hızlanır mı? Dediğim gibi yılın son haftasında olmamız ve de yabancıların tatilde olması münasebetiyle ben çok önemli miktarda bir alımın olacağını ve eski zirveye ulaşabileceğimizi zannetmiyorum bu hafta için. Ama önümüzdeki sonraki hafta yani yeni yılla birlikte tekrardan e, gördüğümüz 2400 zirvesine doğru bir hareketliliğin olabilme olasılığını yüksek gördüğümü de tamamen şahsi kanaatim olarak ifade etmek isterim değerli Değerli dostlar. Bir başka grafiğimiz olarak haftalık bazda baktığımızda alt tarafta göstergelerimizin olumsuz durumda olduğunu hem halik göstergesinin hem de talep konsantrasyon eğrisinin olumsuz bir durumda olduğunu görüyoruz. Ee, ama ama değerli dostlar şunları kaldırarak biraz daha rahat bir seyir sağlamak istiyorum. Evet, haftalık olarak Fibonacci çizimimize baktığımız zaman ise hatırlayınız 125 1250 seviyelerine doğru sert bir geri çekilme yaşadığımız bir dönem vardı. Bu dönemle zirve arasındaki noktaları birleştirmek kaydıyla çizeceğimiz Fibonacci çizimimizde ise çok net bir şekilde %61.8 ki burası Fibonacci kriterlerine göre genel anlamda tepkinin oluştuğu veya oluşabildiği bir noktadır. İstatistiksel olarak bu noktadan genellikle tepki gelir. Nitekim bu seviyeye yaklaşırken biz tepkiyi görüyoruz ve şuradaki %23.6 olan seviyeye kadar bu tepkimiz devam etmiş durumda. 2135'lere kadar, e, pardon, 2150'ye kadar devam eden bir tepki söz konusu. İşte arkadaşlar bu noktanın 2150'nin aşılması yeniden 2400'lere doğru ulaşmak anlamına gelecektir haftalık grafiklerimiz itibariyle. O halde bu önümüzdeki hafta için en önemli, en kritik seviye birincisi 1980 seviyesinin aşılarak 2000 üzerine yerleşmemiz. İkinci bir husus ise 2150-2250 bölgesine yaklaşımlarda geçtiğimiz hafta olduğu gibi bir direnç etkisiyle karşılaşabiliriz. Şayet bu bölgeyi de aşabiliyorsak ki şahsi düşüncem bu hafta 2150-2250 bölgesinin aşılmasının zor olduğu kanaatindeyim. Ee, ama Ocak ayının içerisinde Ocak'la birlikte yeni yılın başlamasıyla birlikte bu bölgenin de aşılarak 2400 dirvesi ve daha da ötesine gitme imkanımızın ve olasılığımızın mevcut olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla ee, çok sert hareketler olmamak kaydıyla 2150 seviyesini çok yakından takip etmemiz gerekiyor bu hafta adına. Peki arkadaşlar bu grafiğimizden de Ayrıldığımız zaman karşımızda Haftalık olarak bankacılık Endeksini görmekteyiz Bankacılık endeksi bir önceki Haftayı oldukça olumlu geçirmişti %1 oranında bir Değer kazanımıyla haftayı Tamamlamıştı ki endeks %8'lere %9'lara varan bir düşüşle Haftayı tamamlamıştı Daha önceki haftadan bahsediyorum Bankacılık endeksi Halen güçlü duruyor zira 0.35 bir geri çekilme ile haftayı tamamlamış durumda bankacılık endeksi için arkadaşlar 2074 seviyesi büyük bir önem taşıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda endeksin de hız kazanabileceği ekstra bir güç bulacağını ifade edebiliriz. Zira bankacılık endeksi endeksi her zaman için yukarı yönlü taşıma noktasında başarılı olan bir sektör konumundadır. 2074 seviyesi bankacılık endeksi adına e, 2.700 lira kadar ulaşabilecek önemli bir bankacılık acalık rallisini ve buna mukabilde endeksi de önemli bir yukarı yönlü hareketliliği gündeme getirebilecek e, çok ciddi bir faktör konumundadır. Zira e, döviz korumalı mevduat hesabının yaratmış olduğu tempo ile e, Türk parasında bir artış, e, Türk e, mevduatlarında, Türk lirası mevduatlarında bir artışın söz konusu olması belki de bankaların biraz daha rahat TL'ye erişimine ve bu TL'yi de arkadaşlar bu nokta çok önemli ellerindeki bu TL'yi de her ne kadar kredi verme noktasında birazcık temkinli davranıyorlarsa da hazineye çok daha yüksek rakamlarla e, borç verebiliyorlar ve böyle bir durumda hazine aldığı bu borçlarla artık döviz alımı mı yapar başka şeyler mi yapar bilinmez e, Türk lirası sıkışıklığını bu şekilde gidermiş olmak bankalarında bu bahsetmiş olduğum yöntemle hazineye para satmak suretiyle yani mevcut faizlerden %14 faizlerinden çok daha yukarıda %20'ler civarındaki rakamlarla para satmaktan karlılıklarının fevkalade artacağını da dikkate almak gerekiyor dolar bazlı grafiği arkadaşlar az önce ifade etmiştim 167 seviyesi önemli ve 167 seviyesinin üzerine çıkılmış durumda. Şu anda 180 seviyesine doğru bir hareketlilik söz konusu olabilir. Grafiksel olarak durum böyle. Peki. BorsaPivot.com isimli sitemize geliyoruz arkadaşlar ve bu sitemizde bize çok önemli bilgilerin e, olduğunu hatta endeksin ve de hisselerimizin gidişatı konusunda çok özet ve bir iki tıklama ile erişebileceğiniz bilgilerin olduğunu görüyoruz. Öncelikle günlük para giriş ve çıkış durumuna bakalım ve son 5 gün içerisinde en çok para giren hisseleri görmeye çalışalım. Çünkü hisse seçimi yaparken mutlak ve mutlak surette şuradan yukarıya doğru yani en çok çok para girenlere doğru bir sıralama yaptırıyorum ok tuşlarımla. Ve Türksel'in son 5 gün içerisinde 30 milyon 31 milyon TL para girişi yaşadığını görüyorum. Arçelik'in 20 milyon civarında, Anadolu Efes'in 18 milyon, Penta'nın 17 milyon gibi gibi arkadaşlar para girişleri oluştuğunu görüyorum. En çok para çıkan hisselere baktığım zaman ise 600 milyon TL ile bir maçta çok ciddi bir para çıkışı yaşanmış. Yani son 5 günde muazzam bir para çıkışı var ki bu dikkate değer bir para çıkışı. Garantide 200 milyon TL civarında bir para çıkışı var ama son gün 59 milyonluk bir para girişi var. 2 gün önce 95 milyonluk bir para girişi var. Kendini toparlamaya çalışıyor diyebiliriz. Garanti için 200 milyon çok da olağanüstü büyük bir rakam değil. Tüpraş, Ereğli ve Kardemir'de para çıkışlarının geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşler nedeniyle yüksek boyutlarda olduğunu görüyoruz. Peki arkadaşlar, aracı kurumlar ne yapmışlar? Bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Son 5 günde en çok alanlara bakalım isterseniz. Son 5 gün içerisinde en çok alanlara baktığımız zaman özellikle yabancıların satmış satmış oldukları malların iş yatırım 2 milyon TL'ye yakın. Efendim vakıflar 1.3 milyon TL civarında Yapı Kredi 860 ve Ziraat 620 milyon TL civarında alım gerçekleştirmiş durumda. Şimdi arkadaşlar bu tablo bize ne ifade ediyor? Yerli kurumların daha fazla alım yaptıklarını, gelen satışları yerli kurumların karşıladığını görüyoruz. Bu yerli kurumlar içerisinde efendim emeklilik fonları vesaire vesaire e, gibi e, fonlara da bir takım dağılımlar söz konusu olabilir ama Bakınız bu ama noktası çok önemli. Diyoruz ya. Yabancının yaptığı işlemler içerisinde çok fazla kurnazlıklar vardır. Yabancı bir yandan satarken A kurumu sıfatıyla satarken yine aynı kurum sıfatıyla alım yapmayabilir. Yani satışı kendi yapar. Piyasaya yabancı satıyor izlenimini verir. Sonra da işte yerli kurumlar olarak adlandırdığımız iş Yatırım, Vakıf Yapı Kredi, Ziraat, Deniz, Halk Yatırım, Oyak vesaire vesaire gibi yerli kurumlara da bir talimat gönderir, ordino gönderir. Der ki: "Ben yukarıdan satıyorum kardeşim. Sen şu fiyat aralığından alım yap. Alım yap ama yapmış olduğun alımlar da sende kalsın." Ben zamanı geldiği zaman senden birman yoluyla kendi hesabıma isterim veyahut da istemek zorunda değil, istemeden de belli bir süre iş yatırımın takasında kalır, vakıf yatırımın takasında kalır ve oradan satışa geçebilir. Dolayısıyla bu kadar yüksek miktarda alımların yerli yatırımcılar tarafından veya yerli kurumlar tarafından olmasını birazcık yabancıların takviye olarak da izlememiz gerekiyor. Buradan hemen Aracı kurumlar en çok 5 satanlara bakmam gerekiyor. Ee, şöyle yapalım. Evet, son 5 günde en çok satanlara bakıyorum. Arkadaşlar Ak Yatırım'ın 2.7 milyon Bank of 1.9 milyon, ünlü menkul değerlerin işte 876 milyon civarında satışı olduğunu görüyoruz ama ciddi şekilde yerli kurumların alımları olduğuna tanık oluyoruz. Bunu 3 güne indirgediğimiz zaman, son 3 günde bir toparlanma vardı bildiğiniz gibi, 3 güne indirgediğimiz zaman yani son 3 güne baktığımız zaman vakıf iş ve yapı kredinin 600'ler, 500'ler, 400'ler tacirlerin yine 400'ler civarında alımı varken yine biz son 3 günde en en çok satanlara bakalım burası çok enteresan olacaktır. Gördüğünüz gibi son 3 gün içerisinde en çok satanlar Ak Yatırım 979, Benko Amerika'nın ise 858 milyon civarında satışı olduğunu görmekteyiz. İşte arkadaşlar alan ve satan kurumları birlikte inceleyebilir isek bu durum bize bir ipucu verecektir. Yine Diop dediğimiz mekanizmanın bizlere önemli fikirler verdiğini, long yani endeksin yükseleceği yönünde, short endeksin düşeceği yönünde pozisyon alan kurumların bizlere fikir verdiğini her fırsatta söylüyorum. Viop arkadaşlar, kümülatif pozisyonlar şeklinde bakalım bir konuya isterseniz. Kümülatif pozisyonlar itibariyle yani bütün vadelerde da TEB yatırımın alım lideri, long lideri olduğunu görüyorum. Şu anda 103.800 kontrat elinde long pozisyon bulunuyor. 200.000 kontratlar civarındaydı. Tabii ki son yükselişlerde bir miktar realize yapması normaldir. İkinci önemli olan bir durum ise vade sonuna geldik arkadaşlar Çünkü 31-12 itibariyle Aralık vade sona erecek ve endeks kontratlarında yeni vade olarak Şubat vade başlayacak. Şubat vade başlayacak ve Şubat vadeye geçişler hızlanacak bu hafta. Şimdi arkadaşlar bu görmekte olduğunuz grafim tablom ise Şubat vadeli kontratların genel durumu. Teb yatırım. Evet aralık vadeden pozisyonunu önemli ölçüde azaltmış ama 36.800 kontrat ise e, yeni vadeden tekrardan long pozisyon açmış. Yani bir realizasyon yaptığını düşünemiyorum. Çünkü realizasyon yapmış, satış yapmış. Fakat satış yaptıktan sonra gitmiş Şubat vadeden yeniden long pozisyon açmış. O halde TEB Yatırım long lideri olarak e, halen endeksin daha da yukarılara gidebileceği konusunda bir kanaat sahibi olmalı ki pozisyonlarını long yönlü olarak koruyor. Hatta ve hatta, hatta ve hatta arkadaşlar, son işlem günü itibariyle yani cuma günü itibariyle günlük olarak da bu verileri görebiliyorsunuz. Son işlem günü diyelim. bir e, Biop günlük evet. Bugün alan yani Cuma günü en çok alım yapan kurumlara baktığım zaman arkadaşlar yine TEB yatırımı 10.600 kontrat, iş yatırımı ise 7.400 kontrat görüyorum ki Cuma günü endekste hareketli idi yüzde beş civarında bir yükseliş yaşamıştı ve TEB yatırım e, Aralık vadeden de alım yapma ihtiyacını hissetmiş durumda. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar e, VIO pozisyonları bizler için çok büyük önem taşıyor. Bu bizim büyük kurumların yabancı kurumların endekse bakış açılarını ifade etmeleri yönünden bizleri bilgilendiriyor. Arkadaşlar mevcut sitede bütün hisselerinizin günlük, haftalık veya da aylık pivot değerlerini, destek ve de direnç noktalarını daha doğrusu yükselebileceği nokta, veya düşebileceği noktaları, hedef noktaları veya gerileme durumunda tepki bulabilecekleri noktaları. Haftalık bakıyorsanız konuya haftalık pivottan, günlük işlem yapıyorsanız günlük pivottan, orta ve uzun vadeli işlem yapıyorsanız aylık pivot değerlerinden bakabilirsiniz. Örneğin haftalık pivot diyorum ve gördüğünüz gibi alfabetik sıraya göre bütün hisselerin pivot denge değeri belirlenmiş, ulaşabileceği ilk seviye, ikinci seviye düşebileceği ilk seviye ve ikinci seviye, üçüncü seviye bildirilmiş. İsterseniz buraya hissenizin adını yazmak suretiyle örneğin garanti yazalım ve garantinin bu haftaki durumuna bakalım. Ne diyor? Garanti için 11.68 seviyesi bir pivot Seviyesi olarak karşımıza çıkmış bulunda 11.72 ile kapanış yapmış. Bu ne demektir? Haftalık pivotunun üzerinde kapanış yaptığı için 11.68'in üzerinde kapanış yaptığı için garanti bankası için olumlu bir kapanış yaptığını düşünüyoruz. Ve ilk olarak 12.47'ye kadar yükselme potansiyelinin yükselebilme imkanının teknik olarak var olduğunu görüyoruz. Yani 11.68'in üzerinde kapandı tamam güzel bir kapanış yaptı. Yönünü tepki olarak yukarı çevirdi ama nereye kadar yükselebilir? İşte bu sorunun cevabını bize 12.47 veriyor. İşte 12.47 bölgesine doğru yaklaşımlarda da dikkatli olmamı söylüyor. Burada bir direnç etkisi yaşanabilir diyor. Ha şayet burası açılır aşıl, ise bu durumda yapmam gereken ne olacak? 12.47'ye bir destek kabul edeceğim ve 12.47'nin aşağısına gelmedikçe yeni yukarı yönlü hareketle nereye Neye kadar yükselebilir sorumun cevabını 13-18 seviyesi vermiş oluyor. Evet kıymetli dostlar borsa hakkında şu an itibariyle söyleyeceklerim bunlardan ibaret olup yaklaşık 1-1.5 saat sonra ise dolar hakkında sizlere detaylı bir analiz ve dolardaki yeni dönemin nasıl yorumlanması veya okunması gerektiği doların nereye kadar düşebileceği veya tepki gelirse nereye kadar yükselebileceği gibi gibi konularda ne yapmak gerekir şeklindeki hususlarda bilgilendirmede bulunacağım Bir kere daha arkadaşlar kaçırmış olanlar için bir başka bilgilendirmede daha bulunuyorum. Ee, yorumumun başında ifade ettiğim gibi e, Borsapivot.com isimli sitemizin e, birkaç günlük erişim sıkıntısı sunucuların taşınması Ve güvenli bir şekilde daha güvenli bir ortamda sizlere hizmet verebilmemiz amacından kaynaklanan bu taşınma sebebiyle e, Birkaç gün maalesef ki yayınımızda kesintiler oldu bu e, hatamızı veyahut da <laughs> mazeretimizi gidermek bakımından VIP üyelerimizin, VIP üyelerimizin üyelik süreleri bir hafta uzatılmıştır. E, 2022 yılının ilk günü itibariyle 1 Ocak tarihi itibariyle yeni fiyatların e, geçerli olacağını şirket yetkilileri bana bildirdi ve duyurmamı rica ettiler. Dolayısıyla bu zamlardan etkilenmemek adına bu hafta mümkün olduğu kadar üyeliklerinizi yenilemeniz hususunu sizlerin bilgilerini arz ediyorum. Ee, üyelikleriniz devam ediyor olabilir yeni e, bir üyelik e, süreci satın aldığınız zaman eski üyeliğiniz bittiğinde yeni üyeliğiniz otomatik olarak kendiliğinden başlayacaktır Bu bilgiyi de verdikten sonra biraz sonra bors, e, Dolar TL analizinde buluşmak üzere diyerek selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum Hoşçakalınız efendim